白桃Eğer yeryüzünde besteler yapan duyarlı ve sanatçı ruhlar olmasaydı, nice ozan belleklere kaydedilmeden sonsuzlukta yok olup kaybolacaktı. Ve sırf bu yüzden belki de bugün Arabi ismini bilen tek bir insan olmayacaktı. Fakat o eserleri en çok bestelenen ozan oldu. Eserleri bestelendi, seslendirildi, dilden dile, kulaktan kulağa dolaştı. Ve bir daha çıkmamak üzere gönüllere kazınıp belleklere yerleşti. Ve Harabi bu sayede ölümsüzleşti. Asıl adı Ahmet Edip. Hazreti Muhammed'in ölmeden önce ölünüz hadisine dayanarak kamil insan olmak için yola çıktı. Ve bu serüvenini şu dizelerle anlattı. Namım Edip idi, Harabi oldum. Erenlerin ayak turabı oldum. Hakkın bir mukaddes kitabı oldum. Aşk olsun okuyan ehli irfana. Dış görünüşe bakıp yargıya varmak çoğu zaman yanıltıcıdır. Fakat yine de pek çok insan bu yola başvurur. Harabi'nin sözlerini de ilk defa dinleyenler onu ağır bir şekilde suçladılar. Sözlerindeki o tasavvufi inceliği kavramakta zorlandılar. Fakat eğer tasavvufta şarabın ilahi aşk, meyhanenin dergah, sevgilininse aydınlatıcı, olgunlaştırıcı mürşid anlamına geldiğini bilselerdi, belki de onu böyle acımasızca suçlayıp eleştirmezlerdi. İşte Harabi'nin sözleri de tasavvufi inceliği anlayan insanlara yönelikti. Ey zahid, şaraba eyle ihtiram. İnsan ol cihanda, bu dünya fani. Ehliye helaldir, na ehle haram. Biz içeriz, bize yoktur vebali. Thank you.
Böyle geceler kandil oluruz, kandilin içinde fitil oluruz. Hakkı göstermeye delil oluruz, fakat kör olanlar görmez ruh hali. Hakkı göstermeye delil oluruz, fakat kör olanlar görmez ruh hali. Harabi 1853-1918 tarihleri arasında yaşadı. Bektaşi edebiyatı ve kültürüne damgasını vuran çok önemli isimlerden biri oldu. Bektaşilik ve Alevilikle ilgili araştırma yapmış istisnasız herkes mutlaka Harabi'yi inceledi. Makale ve eserlerinde ona mutlaka yer verdi. Kendi el yazısıyla yazılmış 570 sayfadan oluşan divanı günümüzde İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunuyor. Fakat ilk 80 sayfası fareler tarafından kemirilip tahrip edilmiş bir halde. Yine de Çorum'da duyarlı bir okuyucunun isteği üzerine divanın bir kopyası alınmış olduğu için şiirlerinin önemli bir kısmı günümüze ulaştı. Harabi 1853 yılında dünyaya geldiğini, 17 yaşında Mehmet Ali Hilmi dede babadan nasip alarak Bektaşi olduğunu ve manevi aleme doğduğunu şu sözleriyle anlattı. Berzahtan kurtuldum, çıktım aradan. 17 yaşında doğdum anadan. Muhammed Hilmi dede babadan. Çok şükür hamdolsun, geldim imkane. Harabi, Alevilik Bektaşilik inancı açısından son derece önemli bir şahsiyettir. Çünkü günümüzde veyahut da yakın zamanlarda her kim ki Alevilik veya Bektaşilikle ilgili bir araştırma yapmışsa, mutlak surette yaptığı araştırmalarda Harabi'nin şiirlerine müracaat etmiştir. Çünkü onda Nesimi'nin, Pir Sultan'ın, Yunus'un bütün özelliklerini Harabi'de görmekteyiz. Hak yoluna doğru giden Hazreti Settar'ı bilir. Mürşidine biat eden Ahmed-i Muhtar'ı bilir.
adlı gemilerde katiplik göreviyle Osmanlı'da subaylık hizmetine başlar ve muhtemelen 1909-1910 yıllarında emekli olduğunu tahmin ediyoruz. Şiirlerine bakıldığında Harabi'nin İslam'ın yanlış yorumlanmasına sıklıkla karşı çıktığı görülür. Ona göre ibadette asla gösteriş olmamalıdır. Çünkü peygamber gösterişin azı dahi şirktir demektedir. Şirk ise Allah'ın affetmediği suçtur. Zahit, riya ile olan ibadet hatadır Hazreti Settar'a karşı. Böyle namazla olamaz ümmet, hiç kimse Ahmed-i Muhtar'a karşı. Hazreti Settar'a karşı böyle namaz ile olamaz ümmet, hiç kimse Ahmed-i Muhtar'a karşı dost 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 Ali Ahmed-i Muhtar'a karşı dost 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 veli dost kimse, hakkı peygamberi bulamaz kimse, yatıp kalkmak ile divare karşı dost 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 Ali dost. Yatıp kalkmak ile duvara karşı dost 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 Veli dost. Thank you.
nasıl ersin dost gül yüzlü sevdiğim? Hem ol harabi sen nasıl ersin? Halli müşkül böyle sözler söylersin. İçtinab et belki hata eylersin. Cenab-ı Haydar'a hünkâra karşı dost, 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 Ali dost. Cenab-ı Haydar'a hünkâra karşı dost, 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 Ali dost. Harabi'yi yakından tanıyanlar, o şiir yazmazdı, şiir söylerdi diyerek onun hiçbir hazırlığa gereksinim duymadan doğaçlama şiir söyleyebildiğini anlatmışlardır. Bu şiirler kimi zaman bir çocuğun doğumu, kimi zaman genç birinin ölümüyle ilgili olurdu. Kimi zaman da sadece karşısındaki insanların duygularına tercüman olup onların istekleri doğrultusunda şiirler söylerdi. Bazen de ilahi cezbenin tesiriyle tasavvufi konulara vakıf olmayanların eleştirilerine maruz kalırdı. Harabi'nin şiirlerinde Yunus'un sevgi ve birlik duygusuna, Nesimi'nin sertliğine, Kaygısız'ın hicbine, Pir Sultan'ın cesaretine bol bol rastlanır. Bu nedenle sözleri bazıları tarafından hep yanlış anlaşılmış, hatta Tanrı tanımaz zannedilmiştir. Nasıl ki Hallacı Mansur Enel Hak derken kendini Tanrı yerine koymamışsa, Bayezid-i Bestami cübbemin altındaki Allah'tan başka bir şey değildir diyerek aslında kendisine ait hiçbir varlık olmadığını, bütün varlığın yalnızca Allah'a ait olduğunu anlatmışsa, Harabi de şiirlerinde benzer şeyler söyledi. Vahdetname adlı şiiri buna en güzel örneklerden biri oldu. Yine Edip Harabi'nin en çok toplu biçimde özellikle günümüzde yanlış anlaşılan şiirlerinden bir tanesi de Vahdetname adlı eseridir. Bu eser 28 beyitten oluşmakta. İlk dörtlükleri şu şekildedir. Daha Allah ile cihan yok iken biz anı var edip ilan eyledik. Hakka hiçbir layık mekan yok iken hanemize alıp mihman eyledik. Tasavvufun inceliklerini bilmeyenler bu sözleri duydukları zaman bunların altından bir tanrı tanımazlık, tanrıyı inkar, yaratanı inkar gibi bir anlam çıkarırlar. Halbuki tam tersine ruhlar aleminde Cenab-ı Hak bütün ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitapta bulunur. Ve ruhlar da sadakatle evet anlamına gelen beli diye cevap verirler. İşte buradaki ruhların yaratana beli demesi ve Cenab-ı Hakk'ın da kendini bensin Rabbiniz değil miyim demesi dolayısıyla Allah'ın ruhlar alemi tarafından tescili kabulü anlamına gelmektedir. Hakka layık hiçbir mekan yok iken hanemizi alıp mihman eyledik sözlerinden de yine Kur'an-ı Kerim'de biz emaneti göklere, yere, dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar. Ondan korktular da onu insan yüklendi denilmekte. Bir hadisi kutside de evrene sığmadım ama inanan kulumun gönlüne sığdım denilmekte. İşte bu dörtlük bu hadisi kutsiyi ve bu ayete dayandırılarak kaynak olarak çıkış noktası olarak oradan yola çıkılarak söylenmiş olan sözler olduğunu görüyoruz. Allah ile cihan yok iken biz anı
Hakk'a hiçbir layık mekan yok iken alemize aldık mihman eyledik. Hakk'a hiçbir layık mekan yok iken alemize aldık mihman şiirlerinden Harabi'nin Hazreti Muhammed'i en son peygamber, Hazreti Ali'yi velayetin şahı olarak kabul ettiğini görürüz. Her fırsatta Hazreti Muhammed'in bütün peygamberlerden üstün özelliklerle donatıldığını da belirtti. Ey Hace! Kâbe Kavseyn bizim makamımızdır. Hidmet için demadem Cibril gulamımızdır. Hoca Kavkavseyn bizim makamımızdır. Hizmet içinde madem Cibril gulamımızdır.
hizmet içinde madem. Cibril gulamımızdır. Suretler indu meyhur, suretler indu meyhur. Mestu harabu zamayı, sirette hak ile hak olmak nizamımızdır. Sirette hak ile hak olmak nizamımızdır. Karşı secde etmek bize ne hacet? Bizim namazımızda Allah imamımızdır. Bizim namazımızda Allah imamımızdır. Ey vaiz-i riyakâr, ey vaiz-i riyakâr, Kur'an'ı bilmiyorsun, gel bizden anla zira. Kur'an kelamımızdır, gel bizden anla zira. Kur'an kelamımızdır. Şer-i şerifi tağyir etme sakın harabi, zahitlerin helali bizim haramımızdır, bizim haramımızdır. Harabi'nin yazdığı tasavvufi şiirler, Allah'a yakarışla Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, 12 imamlar ve Hacı Bektaş-ı Veli'ye övgüler içerir. Harabi'nin şiirleri en çok bestelenmiş eserler oldu. Üç kıtadaki tekke mensupları ve Anadolu'daki Alevi dedeler tarafından. Kadınların toplum içinde aşağılanmasının hoş görülmemesi gerektiğini yine Zehra adındaki bir kadının ağzından bir şiir yazar. Şiir şu şekildedir. Ya Muhammed, bize nakıs diyorlar. Nedendir erlerin bu hataları? Ehl-i Beyt'e karşı düşkün olurlar. Çünkü doğru değil iddiaları. Validemiz Havva bacı değil mi? Hatice-dül Kübra bacı değil mi? Fatımatü Zehra bacı değil mi? Kur'an'da var bunların senaları. Harabi emeklilikten sonra hayatının son dönemlerinde İstanbul'un Fatih semtinde Sarıgüzel Caddesi üzerinde Hırkayı Şerif yakınındaki bir sokakta oldukça viran bir evde oturdu. Bu bilgi gerek yazılı kaynaklar gerekse sözlü bilgilerle kesinleşti. Edip Asa perişan oldu hep zabitanı Bahriye. Fena bir halde Bahri Fakre daldık ya Resulallah sözleriyle. Hazreti Peygamber'e adeta mektup yazmakta, sıkıntısını ona bildirmekte, dönemin sıkıntılarını, ekonomik güçlüklerini bu şiirinde çok güzel bir şekilde ifade ettiğini görmekteyiz. Thank you.
enbiya içinde Şah Gülkamer'i. Enbiya içinde yar yar Şah Gülkamer'in, icrası Ahmet'i muhtara mahsus. İcrası Ahmet'i muhtara mahsus. Çekip Zülfikar'da yar yar Fethi Hayber'in, Cenab-ı Haydar'ı Kerrar'a mahsus. Cenab-ı Haydar'ı Kerrar'a mahsus. Halk etti de yar yar Cenab-ı Bari, kimi şire bindi gem etti marı, kimi şire bindi gem etti marı. Velakin yürütmek cansız Hacı Bektaş Veli yar yar hünkâra mahsus. Hacı Bektaş Veli hünkâra mahsus. Yar yar idrak eylemek Mansur veş enel hak sırrın söylemek. Mürşid-i Kamil'inde yar yar pendin dinlemek, harabi vakıfı esrara mahsus. Harabi vakıf esrara mahsus.